Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz uzun zamandır oynamıyorduk sizlerle şöyle bir e, maç atalım hem de PVP'de maç atalım gerçek dünyada maç atalım e, maç atacağımız kadroyu da şu şekilde size göstereyim dostlar ben bu arkadaşlarla oynuyorum e, yani oran olarak neredeyse şimdilik en başarılı olduğum deste bu aralarında Mewtwo da var Mewtwo'yu yine çok kullanmasam bile ee, yine de Mewtwo var. Çok e, aslında basit hamlelerle e, karşı rakibi alt edebiliyorum. E, genelde videolarda biliyorsunuz ben genelde başarısız oluyorum video çektiğim zaman. Ama normalde e, daha başarılı e, olduğum söylenebilir. Şöyle sizlerle birlikte tekrar deneyelim. Videonun sonuna doğru da dostlar. Deste bir gösterim. Baya bir Pokemon oldu. Uzun zamandır videosunu atmıyorum zaten. Ama... Bu desteğiyle normalde başarılı oluyorum. Az çok karşı rakiple aynıyız ve genelde şans bana hep bu siyah tarafı gösteriyor açık açık söyleyeyim sizlere de. Şimdi iyi başladık. Neden iyi başladık? Şu Pokemon'larla başlamak güzel. Hepsini anlatacağım. İlk desteği koydum. şu Pokemon kısa vadede iyi atak veriyor. Şu arkadaş uyutma özelliği geliyor evrimleştiği zaman. Şu arkadaş da bize enerji sağlıyor dostlar. Kadroyu tamamen bu şekilde kurdum. Evet, e, şu an neden avantajlıyız? Biz sürekli karşı tarafa hasar verebileceğiz. O açıdan avantajlıyız. İlk başta koyduğunuz Pokémon'un e, atak gücünün aslında tek hamlede olması önemli. E, bakalım, yani karşı rakip neyi düşünüyor bilemeyiz. E, biz evrimleştirdiğimiz zaman, Klafeibal yaptığımız zaman avantajımız büyük ama söyleyeyim dostlar, yani bir sonraki turda 40 atak vurabilen ve canı 100 olabilen bir e, Pokemon'a sahip oluyoruz aslında. Onun dışında da bir tane Pokemon'u güçlendiriyorum. Ben genelde Abra tam olarak bahsettiğim buydu. Abra'yı alakazam yapıp onunla saldırıyorum. Onun özelliği de şu e, karşı rakibin ne kadar çok enerjisi varsa örnek veriyorum işte karşı rakibin şu an gördüğünüz gibi enerjisi 3 enerji aldıktan sonradan bahsediyorum. 3 enerji aldıktan sonra biz ona her enerji için sanırım 30 ya da 60 vuruyorduk. 30 vuruyorduk herhalde. 30 ekstra Hasar veriyoruz. O açıdan avantajlı. Bu arada hızlı başladı. Ee, rakip hemen enerjisini doldurmaya başladı. Ee, bu bizim için kötü. Ee, normalde geç dolan bir Pokemon ama o hızlı doldurarak, enerji kartı kullanarak ön plana geçti. Şöyle yapacağız. Evet, şu an 40 vurmaya başlayacağız. Ee, ardından şuna da enerjiyi verelim. Biz Abra yani bu Pokemon'u kasıyorum ben ki bu Evrimleştiği zaman, son evrimine geldiği zaman güzel atak vuruyor. Şöyle vuralım. Sanıyorum ki dezavantajlı olan biz miyiz? Dezavantajlı olan biziz herhalde. Şu an emin olamadım. Vuruşundan belli olur eğer 70'ten fazla vurursa. Yok, gayet normal bir vuruş yaptı. Sıkıntı yok. Şu pokemonu kasacak kadar vakit var en azından. Diğer Pokemon'larım gelseydi güzel olacaktı. Bütün enerjiyi ona harcadı. Onun Pokemon'unu e, yenmek bizim için avantajlı olacak. E, sonuçta onun Pokemon'u daha çok enerjiyle toplandı. 3 enerji boşa gitti. Eğer tabii farklı bir hamle aklında yoksa. Bu arada arkadaki şu Pokemon'u çok tehlikeli. Neden tehlikeli? E, her vurduğu ataktan sonra karşı rakibin vuramamasını sağlayan çok özel çok güzel bir Pokemon. Çok seviyorum onu. Ee, 1-0 yeniliyor gibi görünebiliriz ama ben şu an avantajlı olduğumuzu görüyorum. Eğer bu Pokemon'u kasabilirsem tabii ki. Bu Pokemon'un evrimi gelirse ki tabii ki şans bizim yanımızda olmayacak. Evrimi gelseydi çok avantajlı durumda olurduk. Şöyle ufaktan devam edeceğiz. Bakalım bize ne gösterecek. Güzel. Devam. Hangi Pokemon'u sunar? Mankey'i mi sunar bilmiyorum ee, ama bence şu Pokemon çok daha avantajlı. Tek vuruşta karşı Pokemon'un e, uyutma özelliğine sahip. Tabii ki zar atıyorsunuz ama zar genelde bende hep ters yüzüne gelse de karşı rakipte genelde o doğru yüzüne denk geliyor. Ve bana genelde hep vuruyorlar. Evet bahsettiğim zar bu. Zara atacak ki pozitif gelecek. Şu an kalkan aldı ve biz artık ona vuramayacağız hale Vuram vuramadığımız bir hale geldik. Hmm, ne yapacağız? Şöyle şu basit pokemon'u tekrardan koyalım. Geri çevirme ihtimaline karşı saldırırız ki tek yiyeceğiz. Hmm, şunu geri çekelim. Geri çekelim. Ölmesini istemiyorum. Ardından şunla bir atak deneyelim. En azından bu ölsün. E, kalkan açamadığı durumlarda Kadabra'yı koyarız. Satranç gibi. Bir, bir nevi satranç gibi düşünebilirsiniz. Bu arada ben de toprak türünü yani güç türünü seçtiğim zaman bu Pokemon'u mutlaka kullanıyorum dostlar. E, gerçekten atak sonrası kendine kalkan alabilmesi e, çok büyük avantaj sağlıyor. Ki ben çoğu rakipte her seferinde bunu düz çıkardığında gördüm. Şu an engelleyemedi mesela. Bu bizim için güzel bir şey. Ee, acaba Clafable'la mı devam edelim? Onunla bir aklımda soru işareti kaldı. Evet Pokemon'umuz geldi. Bunu devreye sokacağız. Ee, şu arkadaşı geri çekeceğiz dostlar. Şuna da enerjimizi vereceğiz. Dediğim gibi karşı tarafın kaç tane enerjisi varsa bu da ona göre fazla atak vurabilen bir Pokemon. Yani Normalde 60 vuracağına 30 hasar ekleyerek 90 vuruyor. E, o yüzden Alakazam güzel bir Pokemon. E, değerlendirilebilirse iyi bir Pokemon. E, normalde benim işte şu uyutma Pokemon'um ya da işte enerji veren Pokemon'um çoğu durumda doldurabiliyordum. Tabii şu an şans e, dolduramıyorum daha. Oyunu bıraktı. Evet tamamen oyunu terk etmiş bulundu. Bir maç daha deneyelim. Belki de şansımız yaver gitti diyelim. Bir maç daha atalım dostlar. Siz de onu görün. Ardından e, isterseniz size destemi de gösteririm. ya da kaç tane Pokemon yakaladığımı da kaç tane kart aldığımı da gösterebilirim. Bir, bir tur daha devam edelim. Benim en çok rahat ettiğim e, ekip bu. Evet bu 21 seviye ve genelde Japonlar Çinler bu işi bu işte aşırı derecede iyiler. E, çok farklı oynuyorlar ya da çok fazla mı koyuyorlar bilmiyorum ama genelde aşırı iyi oynuyorlar. Bakalım nasıl olacak? Evet şans bizden yana yine şöyle ilkel Pokemon'larımızı koyduk. Hemen ikinci turdan itibaren 40 vurabilen bir Pokemon'umuz olacak. Aynı desteleri seçmişiz. Ee, aynı Pokemon türleriyle oynuyoruz. Şöyle yapalım. Uyutma ihtimali ikimizde de var. O riskli aslında. Ee, tehlikeli bir durum. Karşı rakibin Pokemon'unu arkada dursa bile uyutabiliyorsunuz. Ben çok seviyorum. Daha gelmedi ama gelirse gösteririm. Belki bu tur gelir. Şu an kadrom çok sağlam. Kadrom çok kusursuz. Saldırabileceğim, işte enerji toplayabileceğim ya da uyutabileceğim kartlar var. Mewtwo geldi. Mewtwo'yu kasacak. Mewtwo'yu besliyor ufaktan. O da bizim için. Risk tabii ki. Şöyle yapalım. Şunları kasalım. Pokemon'larımızı güçlendirelim. Kadar burayı güçlendireceğiz. Onunla Mewtwo'yu alt edebiliriz. Onun dışında şimdilik sadece idare edeceğiz. Belki Mewtwo'yu 4 seviyeye yaptıktan sonra çıkartır. O ara ben abayı e, Abra'yı tamamen güçlendirmem lazım. Direkt geri çekti. Direkt atakla başlayacak. Bana sorarsanız bu hata tamamen güçlendirip getirmek daha mantıklı. Çünkü şu an 50 vuracak sadece. Uyutmayı seçti Az önce bahsettiğim uyku olayı bu Eğer tura atarsa ya da yazı mı deniyor bilmiyorum resim tarafı gelirse bizim pokemonumuzu uyutabilme etkisine sahipti olmadı güzel oldu benim acilen e, güçlü bir Pokemon elde etmem lazım e, bize güç sağlayacak bir Pokemon elde etmem lazım ki şu ana kadar yok şöyle yapalım şunu da güçlendirelim. Bunu neden güçlendirip sahaya sunmuyorum derseniz bunu çünkü ben enerji sağlayan Pokemon olarak e, normalde kasmak istiyorum. Şu an kötü gidiyor. E, az önceki gibi şanslı değiliz. 60 vuran şunu koysak her türlü. Mewtwo ile bizi her türlü e, 4 seviye doldurduktan sonra bizi her türlü alt edebilir. Düşünmem gerekiyor. Bilemedim. <laughs> Düşünmem gerekiyor. Şu an kötü gidiyor oyun. Ciddi. Evet. Mewtwo'yu geriye çekebiliriz. Şöyle yapalım. Mewtwo'yu geriye çekelim. Tamam. Şunu koyalım. Hmm. Şuna bir enerji verelim. Şunun Teleport özelliğini kullanalım. Enerji harcamayalım. Şununla yer değiştirelim. Evet boşa geçti. Aslında şundan da enerji verebilirdik. Önce enerji verip sonra yapabilirdik. Sağlık olsun. Şunu öldürme ihtimalimizi ortadan kaldırmış olduk. Ama bir yandan da Mewtwo'nun dördüncü atağını bir tur daha ertelemiş olduk. Şans şu an bizden yana gitmiyor. Zaten giderse iyi olurdu. Ama gitmiyor. Ben genelde işte Japonya'da Çin tarzı arkadaşlarla oynadığım zaman gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Evet özel hatanı Mewtwo kullanacak dostlar. Bunu açık açık görüyoruz şu an. Enerjiyi verecek ve 150 ile vuracak. Mewtwo tehlikeli. Bir yandan da iki enerji birden harcadığı için. Evet uykuyu da kullandı. O Pokemon'u da arkadan alt edemedik. Ve bizim de uyutan bir Pokemon'umuz yok. Evet bizim Pokemon'u uyuttu. Şu an bize de soracak ama uyutması sadece e, sürekli uyuyacağı anlamına gelmiyor. Biz de onu uyandırabiliyoruz ve şu an uyandıramadık. Yani Ata serbest olmayacak. Bize de aynı Pokemon geldi. Biz de artık e, o arkadaşı uyutabileceğiz dostlar. Şöyle atağını aktif edelim. Biz de uyutmayı deneyelim. Zaten uyuttuktan sonra muhtemelen karşı tarafa geçecek. Güzel. Burada bizim kazanmamızı sağlayacak tek Pokemon Evet. Uyandı herhalde. Tek Pokemon e, Abra'yı geliştirebilmemiz olacak. Eğer Abra'yı geliştirebilirsek e, karşı rakibe tek atabiliriz. Evet. Uyandı. Uyutup Abra'yı geliştirebilirsek. Belki. Çünkü 5 kademe gücü var, enerjisi var. Abra ona tek atar. Ama daha geliştiremedik. Bu da gitti. Hmm, düşünmek lazım. Şöyle tekrardan bunu koyacağız. Gelecek olan Pokemon'a bakacağız. Evet. Şu arkadaşın gelmesi güzel. Ama Mewtwo bize tek atar. Eğer onu eğer onu uyutamazsak tek atar. Uyutamama durumunda tek atar. Eğer uyutabilirsek belki bir şansımız olur. ki bir Şans zaten hiçbir zaman uğramadı bize. Sadece canını azaltabileceğiz dostlar. Ardından e, Mewtwo bizi tekleyecek zaten. E, dediğim gibi şans maalesef e, hiçbir zaman yanımızda olmuyor. Bu oyunda şu e, izlediğim bir yayında da görmüştüm. Şu şans işi gerçekten can sıkıyor dostlar. Ve bitti maç zaten. Şu şans işi çok tehlikeli, çok riskli bir şey. Bunun hilesi var mı yok mu bilmiyorum ama genelde bizim tarafta tutmuyor. Son hamle işte uyusa mesela bizim tekrardan Pokemon'u güçlendirme şansımız olurdu. O şekilde kazanabilirdik. Sağlık olsun. Dediğim gibi ben bu ekibi çok seviyorum. Bununla ilerleyebildim. Şöyle size bütün desteği de göstereyim dostlar. Neler yapabildiğimi göstereyim. Şöyle hatta şöyle yapalım. Eksikleri de görün. Çok az eksik kaldı aslında. Mesela şurada sadece 4 tane eksiğim kaldı. Genel olarak full mesela en elektrikte mesela tek bir Pokemon'um kalmış. Hangisi olduğunu bilmiyorum bu arada. Ha Pikachu. Evet bu e, EX Pikachu. EX Pikachu geldiğinde elektrik tamamlanmış olacak. Burada da Mewtwo'nun eksi kalmış. Ee, o da gelmek üzere. Burada iki Pokemon kalmış. Burada sanırım normal Morwak kalmış. Şurada bunu alırız. Sıkıntı yok enerjisi var. Zehir takımı, e, karanlık takım tamamen dolmuş durumda. Ardından şurada Pidgeotto'nun Pidgeot'u kalmış. Şurada ne var? Evet ex bir Pokemon kalmış kan kalmış. Evinin bir normal versiyonu da varmış herhalde. Bir de Snorlax'ımız kalmış burada. Genel olarak full. Ee, buraları tamamen doldurduk. Daha devamında ne gelir bilmiyorum. Ee, onun dışında kaç tane 900 küsür de herhalde 900 küsür kart almışım. Onu görebiliyor muyuz? Genel aldığımız kartı herhalde buradan göremiyoruz. 900 küsüre yakın bir e, kart almışım. Totalde bir ara Şurada ne var Şunları alalım bir ara dostlar Sizlerle birlikte 10 kart açacağım Bilginiz olsun Ve şu an burada da ara ara Şöyle ücretsiz ateşle özel Ateş özelliğinde olan Kartlar var ve arada Böyle büyük özel kartların Verildiği bir Deste çıkıyor o yüzden şu Kum saatini mutlaka biriktirin dostlar Ara ara burada gün içinde Yarım saatlik de olsa ...böyle e, yüksek oranlı kartları 3 kum saatine ya da 3 kalbe alabiliyorsunuz. O kum saatlerini boşa harcamayın. Burada kullanırsınız. Onun dışında şurada 245 tane biriktirdim. Buradan özel bir Pokemon almayı planlıyorum. Eksik olan, bende olmayan, işte o desteği tamamlayacak özel bir Pokemon'a örnek veriyorum. İşte şunun gibi bir Pokemon'a. Şu an var mı yok mu hatırlamıyorum ama muhtemelen o da vardı. Ee, o pokemona biriktirim belki de Pikachu'yu alırım diye düşündüm. Çünkü Pikachu'nun gelme ihtimaline çok e, sıcak bakmıyorum. Belki de Pikachu'ya biriktirim. Mesela şuna e, bir şekilde birikir. Zaten onlu kart açacağım. Ee, ona birikebilir ya da mesela şunu alırım direkt ki bu en özel kartlardan biri. Buradan bir tek Mewtwo var bende ki üçü arasında sorsaydınız hangisini isterim diye Mewtwo'yu isterdim zaten. Mewtwo Mewtwo bana oyunun başlarında geldi. Ee, şurada görevler var. Hatta bilet alırsanız farklı görevler var premiumda. Ee, ben şu an bilet almadım. Ama bilet yerine e, belki de şuradan bir tane e, indirimde olan ya da işte avantajlı olan gold paketlerinden birini alabilirim. Belki de şunu alırım 30'u 30'u e, ve sizin için bir tane kart açabilirim. Onlu kart açmayı ben de çok seviyorum. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Şöyle onlu kart açmaya çalışsak. Bir daha bakayım. Niye açamadık? Onlu paket. Evet. Onlu paket açmaya çalışsak 56 tane lazımmış. Ee, bir tane onlu paket belki birkaç gün sonra açarım. Takipte kalırsanız görebilirsiniz dostlar. Desteği gösterdim zaten. Kullandığım Pokemon'ları da gösterdim. Solo kısmını tamamen bitirdim zaten. Solo kısmında artık bir görev kalmadı. Elimden geldiğince ara ara şundan oynuyorum. Ee, takas gelecek yakında herhalde ona nereden bakıyorduk? ona buradan bakıyorduk. Takas geldiğinde de bazılarınızla aramızda takas yaparız dostlar. Takip eden arkadaşlar arasında ya da eklendiğimiz arkadaş arasında takas yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.